Biliyorsunuz kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçıran yazar Eylem Tokunoğlu Timur Cihan Timur bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın hayatına sebep olduğu kazanın ardından yaşananları telefon kayıtlarına yansıdı. Şimdi bir özel haber gelecek. Biliyorsunuz bu Timur Cihan Timur kaçmıştı ABD'ye. Bir anlatalım hepsini, ne olmuştu. O kayıtlara TV 100 muhabiri Sevgin Begüm Yavuz ulaştı. O kayıtları izleyeceğiz ve ardından hemen Özer Acı stüdyoda konuğum, kendisine sorular soracağım. İzleyelim. Abi bitti. Abi hayatım bitti. Bu ses Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika'ya kaçan Timur Cihan Timur'a ait. Ve sadece TV 100'de. Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel. Adem abi, Allah belanı versin. Hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Türkiye aylarca bu kazayı konuştu. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, İstanbul'da lüks aracıyla bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın hayatına neden oldu. Sonra da annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. TV 100 kazanın ardından yaşananları gözler önüne seren Cihan Timur'a ait ses kayıtlarına ulaştı. Alo, beni duyabiliyor musunuz? Alo. Alo. Kaza mı yaptınız? Sesim geliyor mu? Kayıtlara göre 112 çağrı merkezine ilk çağrı lüks araçtan otomatik bir şekilde yapıldı. Bir çağrı aldık fakat kendileri konuşamıyorlar. Yani bayağı panik haldeler orada. Ambulans falan diye bağırıyorlardı. Beni duymadılar ama. Ben onun bilgilerini vereceğim. Kendilerine haberiniz olsun diye. Tamam. Telefondaki görevli 112 acil çağrı birimine Timur Cihan Timur'un cep telefonunu ve aracın konumunu iletti. Onlar ambulans diye bağırıyorlardı. Adamın birisinin kafası kanadığını duydum. Bir de şunu duydum. Direğe çarpmışlar sanırım tek taraflarında. Bu konuşmanın ardından telefon sağlık birimine bağlandı. Emniyete bilgi verildi. Sağlık birimi görevlisi Cihan Timur'un telefon numarasını aldı. Kaza ile ilgili bilgi almak için Cihan Timur'u aradı. Paniğe kapılan Timur Cihan Timur 112'yi aramadığı gibi kendisini arayan sağlık görevlisinin sorularına da cevap vermedi. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Alo. Sağlık görevlisi sesini duyurmaya çalışırken arkada o kazanın panik sesleri yükseliyordu. O sırada bir sesse ATV nerede? Oğuz abi nerede? Oğuz abi yok diye haykırıyordu. Duyuyor musunuz beni? Bu sırada olay yerindekiler panik halinde Oğuz Murat Acı'yı arıyordu. Oğlum, arabanın altına bakın ya. Şu arabanın kontağını kapatın ya. Bak, saçlar matlar. Dosyaya giren ses kaydında Timur Cihan Timur'un korku ve panik anları saniye saniye yansıdı. Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel. Adem abi, Allah belanı versin. Hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Evet, şimdi Özer Acı, Murat Acı'nın o korkunç kazada hayatını kaybeden Murat Acı'nın babası Özer Bey stüdyoda konuğumuz. Ne soracağım, nasıl soracağım, benim de hala boğazım düğümleniyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu ses kaydını ilk kez TV 100 farkıyla biz yayınladık. Sizin için çok acı olsa gerek o güne tekrar dönmek. Ses kaydını dinleyince ne düşündünüz, ne hissettiniz? Yani şunu düşündüm. Keşke biz hatalı olduğumuzu çıksaydı. Biz şunu iddia ettik. 112 aranmadı. Yaralılara yardım edilmedi diye savunduk. Hatta Eylem Tok kaçtıktan sonra bir beyanatında ölü olduğunu
olduğunu bilmiyorduk. Çıktı ortaya. Oğlu Adem abi 112'yi arayacak yerine Adem abisini arıyor. Burada adam ölüyor diyor. Çok kötü, hemen gel. Birine vurdum abi diyor. Birine çarptım diyor. Çok kötü diyor. Kendi kendine itiraf ediyor. Onu bırak, anne olay yerine geliyor, çocuğunu alıp gidiyor yaralılara yardım etmeden. Polis aracının önünden geçiyor. 112 arayacak yerine çocuk ikinci kez Adem abisinden sonra büyük olasılıkla annesini arıyor. Anne araba pert ettim diyor. Bunlar yaşananda ne olur bir 112 arasaydı da şu an benim evladım da yaşıyor olsaydı? Ne olurdu yani, bir insanlık vazifelerini yerine getirseydiler. Orada bir ambulansı bekleseydiler. Olan olaya bak. Ankara araç Ankara'yı arıyor. Ankara İstanbul'u arıyor. Koordinat veriyor. Koordinat tespit ediliyor. Bir ambulans gidiyor. Orada 5 kişi var yaralı. Kaç dakika geçti o arada? Ne kadar ya zaman kaybettiler? Sırf bu Eylem Tok ve oğlu doğrudan ambulansı aramadığı için. Takribe 25-30 dakika. Ve bir insanın hayatına mal olacak. 25-30 dakika ki ya, burada bir dakika bile çok önem taşıyan bir olay. Çünkü adli tıp ön raporuna göre benim oğlum hiç kanamadan öldüğü söyleniyor. Oğlumun herhangi bir vücudunda bir yara, darp, iz, borarma, efendim yırtık, kanayan yer, hiçbir şey yokmuş oğlumun. Yani hiçbir yerinde bir yara yokmuş yani. Ama bu durumda yardım edilseydi yaşıyordu diye düşünüyorum. Yani yaşama ihtimali çok yüksekti. Yani bir iç kanamayı durdurmuş. Yani bu ses kaydını dinledikten sonra bir kez daha kahroldum diyorsunuz. Kesinlikle tabii. İnsan meselesinde şu var. Az önce söylediğim gibi yani burada keşke biz haksız olsaydık. Ya bak 112 aranmış. Değil işte mi? Şöyle olmuş diyebilseydik. Çocuk bak 112'ye cevap vermiş. 112 görevlileri orada alo 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 diyor, ses verin diyor, kaza mı yaptınız diye soruyor, zaman geçiyor, tekrar bir bayan çıkıyor alo alo diyor, ya siz diye cevap vermiyorlar. O Adem abisiyle meşgul, başka biriyle meşgul. Annesine de ben eminim aynı konuşmaları yapmıştır, işte birine çarptım böyle oldu öyle oldu diye demiştir. Annesi olay yerine gelmeden çocuğu alıp götürüyor oradan, olay yerinden uzaklaştırıyor. Peki şimdi ABD'ye kaçırdı ilk anda Eylem Tokoğlu'nu. Evet. Yargılama süreci devam ediyor. Evet. Bu ses kaydından sonra yargılama süreci nasıl etkilenecek? Bir umudunuz var mı? Bence bugüne kadar ben şunu söyledim. Gel adalete teslim ol. Bir gün ceza alsam bile ben razıyım dedim, ama insan zaman değiştiriyor. Araştırmalarıma göre orada ceza koşulları daha ağır. Ya bu saatten sonra gelseler veya gelmeseler, yargılansınlar orada veya burada benim için fark etmiyor. Orada ama, bir bölge mahkemesine sunulmuş taslak karar. Ne çıkacak davada? Büyük olasılıkla iade edecekler. Türkiye'ye? Evet. Her ikisini de iade edecekler. Peki Türk mahkemelerine güveniyor musunuz efendim bu konuda? Güvenmeden başka çıkar yolumuz yok. Yani şu an güveniyorum. Niye güveniyorum? Bu kadar kamuoyuna mal olmuş bir davayı hakim karar veren de iki sefer düşünmek zorunda olacağına inanıyorum. Benim vicdanımı değil, bir kamuoyu vicdanı rahatlatmaları gerektiğine inanıyorum. Ama bir gün karar çıksa bile benim için fark etmiyor bu saatten sonra. Şimdi olaydan 15 gün sonra özellikle Eylem Tok'un Amerika sokaklarında böyle gülerek fotoğraflarını görmüştük. Ne hissetmiştiniz o fotoğrafları ya, görünce? Şimdi halen ile az önce yine çıktı, gördük burada. Onların gülerek suçlu olmadığını, böyle rahat bir tavırlarla hareket etmeleri bizim yüreğimizi iyice yaralıyor. Niye? İnsan bir suçluluk duygusu içerisinde hareket eder. O suçluluk duygusu içerisinde yaşar. Yani yüzlerine bakarsan zaten havaalanı görüşlerinde bunlar çıkış esnasında ya herhangi bir suç işlememişler, herhangi bir şeyler yokmuş gibi hareket ediyorlar. Ya insan bu kadar kendini değiştirebilir diye düşünüyorum. Zor bir soru soracağım size. Özer Bey, olay tersine yaşansaydı, Murat Acı birine çarpsaydı, siz ne yapardınız? Oğlunuzu kaçırır mıydınız ceza almasın diye? Şimdi şöyle cevap vereyim.
herkesin bildiği bir olaydan cevap vereyim ben. Münevver Karabulut olayını oğlum o zaman 17 yaşında mıydı, 16 yaşında mıydı hatırlamıyorum ama böyle reşit değildi. Beraber izliyorduk. Oğlum dedim böyle bir olay başınıza gelse dedim ben dedim ne yapabileceğimi biliyor musun dedim. Baba dedi benim kulağımdan tutar dedi jandarmaya teslim edersin dedi. Ben dedim bu senin sağlığın ve sıhhatin için olur dedim oğlum. İnsan hata yapabilir, suç işleyebilir ama suçuyla yüzleşmesi lazım insanın. Topluma kazanılmanın tek yolu bence budur. Suçtan kaçtığın takdirde, suçunla yüzleşmediğin takdirde bir kendini değiştiremesin, geliştiremesin diye düşünüyorum. Tersi bir olay olsaydı ben eminim o çocuk yaşıyordu. Benim oğlum ona can verirdi yine yaşatmaya çalışırdı. Bir kere olay yerinden kaçmazdı. Ya bu zaten başka bir olay. Yani burada ölüme terk etmek, yaralılara yardım etmemek, destek olmamak büyük bize acı verdi. Yani orada yol kenarında bir... Yani siz aslında bir kaza sonucu oğlunuzun hayatını kaybetmesinden ziyade zaten o çok büyük bir acı. Evet. Kurtulabilecekken kurtulamamasına, evet. En azından o kurtulma ihtimalinin bile ortadan kaldırılmış olmasına isyan ediyorsunuz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani bir insan nasıl 2 saatte yurt dışına edebilir kendini? Nasıl yani 3 saatte Mısır'a uçabilir? Ya şu an planlı, programlı bir hareket ettiklerini düşünüyorum. Şu an çıkalım. Şu an gidelim havalimanına biz belki uçamayacağız yani mümkün değil. Önceden planlanmış, tasarlanmış veya yaşanmış veya yaşanırsa şöyle olur gibi bir plan çerçevesinde hareket edilmiş düşünüyorum ben. Çünkü burada planlı programlı olmasa zaten bu kata organize olarak hareket edilmezdi. Yani. Varlıklı bir aile, imkanları fazla. Bu durumun size karşı bir adaletsizlik yarattığını düşünüyor musunuz? Vallahi ben düşünmüyorum. Yani ben baştan da söyledim bu maddiyatla maneviyatın bir savaşıdır ama ben kazanacağım dedim. Şu ana kadar gelişmeler %60 %70 benim lehimde ki bu %100 olduğu da inşallah burada basın aracılığıyla tüm halkımıza, tüm insanlara, beni sevenlere acısı olarak paylaşan insanlarla paylaşacağım yani. Şimdi biz haberlerde biraz verdik ama aslında biz Murat Acı'nın kim olduğunu bilmiyoruz. 1 yaşında bir bebeği vardı. Şu yeni an, babaydı. Evet şu an 2 yaşında oldu. Doğum gününü kutladık. Sünnetini yaptırdık. Şu an yeni yeni haftanın birkaç günü anaokuluna gidiyor. Yani soruyor kreşe. Babam nerede diye. Hemen hemen her gün. Hemen hemen her gün, her akşam bir videosunu izlemeden uyumuyor. Uyutamıyor annesi. Çok yakınız zaten. Yani yakın olduğumuzdan dolayı yani her hareketi, davranışı, şeyi, her şeyi biliyor. Yani geçenlerde babaannesinin elinden tutmuş, doğru mezarına götürmüş. Babamın gül bahçesi diyor. Yani bunu bir yürek dayanmıyor ama yapılacak bir şey yok. Ne sorsam boş. Şimdi bir yandan da şunu merak ediyorum. Hani dedim ya Eylem Tok'un çok güçlü bir figür olması, aile. Bugüne kadar sizi en çok yaralayan davranışları ne oldu? Mesela Eylem Tok sizi aradı mı, bağlantıya geçmeye çalıştı mı, bir teklifte bulundu mu? Bizi Eylem Tok bugüne kadar aramadı. İlk zamanı birkaç gün... cılız bir haberler çerçevesinde döneceğini, işte geleceğini, adalete teslim olacağını böyle bir irtibat sağlamaya çalışmış. Fakat ben hep şunu dedim, gelsin adalete teslim olsun. Ondan sonra taziyeye mi gelecekler, bizi ziyarete mi gelecekler, başsağlığına mı gelecekler, buyursun gelsinler. Fakat şu an ne aileden, ne babadan, ne Eylem Tok'tan... Baba da sizinle hiç... bağlantı kurmadı değil mi? Bir televizyon programı yapacağı konuşuluyordu mesela. Vallahi yapabiliyorsa izleyeni varsa buyursun yapsın ama bir katilin babasını kim izler nasıl izler onu bilmiyorum. Yani açıkça bu kelimeyi kullanıyorum. Buyursun izlesin yapsın dedim yani. Ama sonradan öğrendik yayından kaldırıldı böyle bir şey yapılmayacağını öğrendik. Babayla biz 3. günüydü görüştüğümüzde o gün bugün görüşmedik. Ben ona bir tek istekte bulundum. Git çocuğunu ve eski hanımını uzlaşmanız getir. Uzlaşmanız için size herhangi bir teklifte bulundular mı? Yok. Şu ana kadar bir gelişme şey olmadı yani.
Eylem Tok gelse ne söylersiniz? Şöyle karşınıza çıksa, gözlerinin içine bakarken. Yani benim çocuğum öldü gitti ama kendi çocuğuna hiç mi acımıyor veya hiç mi acımadı? Bu şeyleri yaşattı. Bu saatten sonra kendi çocuğunu diri diri niye öldürdü? Kendi anneyim diyor, annelik işgüdüsüyle yaptım diyor. Yine olsa yine yaparım diyor. Fakat kendi çocuğunu niye öldürüyor diye sorarım yani. Kendi çocuğunu niye öldürüyor? Benim çocuğumu öldürdükten sonra. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür sağ olun Özer Bey. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun efendim. Bu kaza aslında sadece sizin değil bizim için de hepimiz için bir örnek dava. Kaza yani elbette trafikte dikkat edeceğiz, alkollü çıkmayacağız ama birine çarptığınız zaman kaçmayın efendim. Yani o artık kaza değil cinayet oluyor çünkü. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim.